Gazetecilik toplumsal sorumluluğu öncelikli değer kabul eden alanlardan bir tanesi. Bizim için de etik değerlere önem veren, yaşadığı toplumun hedeflerini ve hassasiyetlerini öncelikli kabul eden gazetecilerin yetişmesi önemli tabii ki. YTP Gazetecilik bölümünde öncelikli hedeflerimizden biri ise hem teknolojiyi iyi kullanabilen hem de bahsettiğimiz toplumsal sorumluluk hassasiyetleri ve etik değerlere saygılı adaylar yetiştirmek. Uygulama alanlarında haber odaları, haber ajansları ve özel haber atölyesi çalışmalarıyla hem sektördeki yapılan üretimleri analiz edebiliyoruz hem de yeni uygulama alanlarını öğrencilerimize tanıtabiliyoruz. Bölümümüzün dili İngilizce. İngilizce bizim için avantajlı çünkü uluslararası yayınları takip edebilmesi, gazeteleri takip edebilmesi öğrencilerimiz için çok önemli. Çünkü biz sadece Türkiye içerisindeki medyadaki farklı mecraları hedeflemiyoruz. Yurt dışında çalışabilecek nitelikte donanımda öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden uluslararası arenada nasıl bir haber dili kullanılıyor, fotoğraflar nasıl kullanılıyor, haberler nasıl değiştiriliyor ya da dönüştürülüyor, nasıl bir haber akışı var, bunun da farkında olan ve bunu takip edebilecek öğrenciler gerekiyor. Sadece İngilizce değil, bunun yanında Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, hatta Çince ve son dönemde de yoğun olarak arttığını bildiğim Rusça'ya da yönelen öğrencilerimiz çok fazla. Bölümümüzde hem kadrolu olarak çalışan akademisyenlerimiz var, hem de sektörde önemli konumlarda çalışan uzman gazeteciler var. Hem editöryel kısımdan gelen, hem uygulama kısımlarından fotoğrafla ilgili ya da tasarımla ilgili bize destek veren ve öğrencilerimizin sektörle işbirliği yapmasını ve sektörle paralel gitmesini sağlayan hocalarımız var. Şu anda üniversite içerisinde yan dal ve çap yaptığımız farklı alanlar var. İktisat fakültesiyle, Fen Edebiyat Fakültesi'nin farklı bölümleriyle, güzel sanatlarla yan dal, çap anlaşmalarımız var. Mezun öğrencilerimiz medyada farklı alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Muhabirler, kurumsal iletişimde çalışan gazetelerde, televizyon haber merkezlerinde, hatta program yapımında, farklı organizasyonlarda basınla ilgili destek bekleyen kurumlarda çalışabiliyorlar. Akademisyen olmak için yüksek lisans ya da doktora gibi lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz de var. Araştırmayı ve sorgulamayı seviyorsanız, meslek değil hayatınızın bir parçasını tercih edeceğinize inanıyorsanız haber odasında sizi bekliyoruz.